Evet arkadaşlar, herkese hayırlı bol kazançlar diliyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Şimdi hafta sonu bana gelen sorulardan en çok rahatsız olduğum soruyu sizinle paylaşacağım. Bunun da sebebini çok net söyleyeceğim. Çünkü bu çok sıkıntılı bir olay. Şimdi arkadaşlar, borsa hissesine kimisi 10 lira, 15 lira, 20 lira falan filan demiş. Şimdi hisseyi sizinle beraber bir analiz etmek istiyorum. Bakalım ne var, ne yok. Bu hisse nasıl bir hisse? Bir tanesi yorum yapmış. Hocam demiş, işte bu hisse 10 lirayı, 15 lirayı, 20 lirayı görecekmiş. Çok güzel görsün. Bir tanesi kalkmış demiş, işte hocam şu hisseyi bize pazarlıyorlar. Ben şimdi size temel olarak bir bilgi sunayım. Ondan sonra hisseleri analiz etmeye başlayayım. Çünkü benim en çok rahatsızlık duyduğum noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Bunlar demişti ya da diyorlar ya da diyecekler vesaire vesaire. Arkadaşlar, dönüş paternlerinde 3 farklı, 4 farklı olay var. Bakın, bunları çok net sizinle paylaşacağım. Çok net paternlerdir. Bunları kimseye hani şey yapmanıza gerek yok. Bakın, dönüş paternleri, hisse aşağı doğru düşmüştür. Burada bir zikzak çizer aşağı doğru. Şuradan hemen patern çizersiniz arkadaşlar. Buradan hemen paterninizi çizersiniz. Bu ne kadar oyalansa da, hani bu burada ne kadar oyalansa da, buradan kırıp yukarı doğru hareket eder. Bir diğer pattern ise arkadaşlar, bakın, hisse buradan yukarı doğru gitmiştir. Artık bu şekilde paternler çizmeye başlar. Ve bunlar daralmaya başlar gittikçe. Ondan sonra buradan paterninizi çizersiniz. Buradan bunun kuyruk boyu kadar düşmesini beklersiniz. Bunları geçtim. Yukarıdan hisse gelmiştir. İkili dip yapmıştır. Burada oyalanır. Burayı kırdığı an yukarı yönlü hareketini yapar. Tekrar hisse aşağı gelmiştir. Omuz baş omuzunu yapmıştır. Burada istediği kadar oyalansın. Burada bir hacim yapsın arkadaşlar. Bir hacim yapsın. Burada da bir filama oluşumu falan yapar. Ya da ne bileyim, üçgen yapar, bayrak yapar. Burada bir şeyler yapar. Ondan sonra yukarı yönlü kırar ve gider. Sizin bir hisseye girdiğinizde beklentiniz ne olacak? Demişler miydi yoksa teknik mi? Çünkü arkadaşlar, demişler de hisse neye dayanarak söylenmiş? Bununla alakalı hiçbir şey yok. Sadece diyorlar ki bu hisse biz şuraya kadar götüreceğiz, bu hisseyi buraya kadar götüreceğiz gibi olaylar söylüyorlar. Bunlara da sizin dikkat etmeniz gerekiyor. Sebebi şu. Şöyle bir piyasaya bakın. Demişlerdilerden kaç kişi kaybetmiş? Veya şuna dikkat edin. Teknik bakımdan bir hisseye almış kişiler ne kadar zarar etmiş, ne kadar kaybetmiş? Bu ikisi arasındaki fark çok önemli. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim ben size arkadaşlar. Teknik çalışan insan her zaman garanti yatırım yapar. Firma sağlamsa, batmamışsa, firma İflas etmemişse, firmanın patronları hırsız değilse, spekülasyon yapmıyorlarsa arkadaşlar, bu firmanın hissesi teknik olarak hazırsa hareketini yapıp kazanmaya başlar ve size de kazandırır. Önemli olan nokta bu ikisini birbirinden ayırt etmemiz. Şimdi bir bakalım. Bakın, kesinlikle bu firmanın hissesi kötüdür diye demiyorum ben bunu. Sadece bilgi olarak paylaşıyorum.
Siz şimdi şöyle şuna baktığınız zaman ne düşünüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Mesela bakın, bundan çok uzun zaman önce değil. Yaklaşık bir sene, 1,5 sene, 1 sene önce falan herhalde. Hisse bakın tam tepeye kadar çıkmış. Herkes 30-40 liralar falan bahsederken hop vurmuşlar kafasına. Bu hissenin size getireceği olay ne olur arkadaşlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Bu hisse size ne getirecek? Yani önemli olan nokta bu. Bakın 10 liraya kadar gelmiş. 10 liradan düştüğü fiyat 2,5 liralar falan. E peki bu hisse size ne kazandıracak? Daha önce belli. Bakın taban 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 yemiş. Hatta bir haftada düşmüş bu fiyatlara bakın. Tek bir mum çubuğuyla düşmüş bu fiyatlara. Bu oluşumun aynısı burada olamaz mı arkadaşlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Bir bakın, bu yükselişin zaten yarısı kadar yükselmiş. Sonra çok az bir fiyat farkı kalmış. 1 lira 2 lira. E burada zaten bir tane dönüş sinyalini vermiş burada. Bundan sonra aşağı yönlü dönmeyeceğini nereden bileceğiz? Teknik bunu destekliyor mu? Ben size az önce birkaç tane pattern çizmiştim. Hatırlarsanız. Bakın hiç ben böyle ileri düzey teknik falan çizmeyeceğim şimdi. Sadece şöyle bir olay koyuyorum etrafa. Bu hissemiz hocam bir 20 kuruş daha düştüğü zaman dibi yok. Ha, kaça kadar düşer derseniz bunları ben sadece görmeniz için söylüyorum. İleri düzey tekniği de videonun sonlarına doğru yapacağım arkadaşlar. Yani baktığınız zaman sizce bu hisse sizi ne kadar tatmin edebilir? Ha, diplerden aldıysan amenna. Al taşı. Ama arkadaş bu kadar yükselmiş hisseye de dalma bir zahmet bak. 3 liralardan 4 liralardan gelmiş 7 liraya kadar %100 kar bırakmış. Sen kalkıp buna diyorsun ki hocam buna şöyle diyorlar böyle diyorlar ben bu hisseye gireceğim. Hissenin adı önemli değil arkadaşlar. Bu her hisse için geçerli bir olay. Şimdi bakalım nereye kadar destekliyor, nereden dönecek? Hani 10 liralar söylemişlerdi ya. Bakalım 10 liraları destekliyor mu gerçekten bu arkadaş? Arkadaşlar bu hisse teknik olarak yaklaşık 6-10'lara, 6-18'lere kadar belki 5-40'lara kadar bir geri çekilme yapması gerekiyor. Eğer yukarı gitmek istiyorsa. Yok yukarı gitmek istemiyorum derse de şey aşağıya gelmek istemiyorum derse de arkadaşlar 8.08 veya 8.75 seviyelerinden takılır. Oradan aşağı doğru gümlemeye başlar. Size bilgi olarak sunayım. Yani bir işlem yaptığınız zaman arkadaşlar, hatta şöyle bir dip çalışması yapalım. Haftalık bazda ne veriyor bize? Buna bir bakalım. Hayır, bizim insanlarımız gerçekten paralarını böyle sokağa atma taraftarları diyorlar ki ya benim param var çöpe atın paramı. Bu kadar net söylüyorum yani. Sizin paranız siz kolay kazanıyorsanız arkadaşlar ona bir şey diyemem. Ama kalkıp siz bu paraları çöpte bulmuyorsanız bu işlere girmeyin. Bu en fazla 1.840'lar falan görür arkadaşlar. Oradan tekrar 3 liralara kadar iner. Umarım inmez. Umarım hani ben yanılırım. Umarım bunu alanlar 500 liraya satar. Ama arkadaşlar kime ne satacaksınız? Kime ne faydanız dokunacak? Gerçekten bu hisseyi
buradan alıp riske mi gireceksiniz? Ya o kadar dipteki hisse var ki, o kadar böyle ya beni al diye bağırıyorlar. Dipten hisse söylüyorum. Onun da örneğini vereyim ben size hadi. Hadi onun da örneğini vereyim. Bir güzel hisse nasıl olurmuş ona bakalım. Şimdi ben size Özbal'ı söyledim. Evet. Özbal'a şöyle baktınız. Doğru mu arkadaşlar? Ya arkadaş bak. Bu hisse için hisseye benim söylediğim fiyat 1.30'lar. Girmişim buradan. Acelenle, derdinle ne şeyin var? Bak bir şu hisseye bak gözünü seveyim ya. Bir bak de ki ya tamam hani bize hisse pazarlıyor desinler. Desinler ya hisse pazarlıyor desinler. Bir şöyle bir göz gezdirin bakın bu hisse nereden gelmiş. Sadece bunun için demiyorum. Benim paylaştığım bütün hisselere bir bakın. Arkadaş bu hisseye dipten girmişin çıkma ya çıkma bir iki kademelik insan olma. Kazan bu hisseden. Derdin ne senin? Anlamadığım derdin ne senin? Senin bu hissedeki maliyetin 1.32. Benim sana paylaştığım fiyat 1.32. Bak az önce bahsettiğim patern. Hiç teknik bilmene gerek yok arkadaşım. Şuradan bir çizgini çiz. Kırmış. Yeri gelmiş onayını almış. Buradan kafayı kaldırdığı zaman seni ihya eder bu hisse. Bunların farkına varın arkadaşlar. Bakın 1.89. 2.21. 2.65. 3.50. 3.50'den sonrası zaten 5-6 liraya kadar gidiyor. Fazla değil ya sadece şu çanağı tamamlasa. Hani siz çanak çömlek seviyorsunuz ya. Şu çanağı tamamlasa 2.5 lira arkadaşlar. Ya 3 ayda gelsin, 4 ayda gelsin. Aceleniz ne? Derdiniz ne? Yapmayın, etmeyin. Kendinizi riske atmayın piyasada. Herkese hayırlı bol kazançlar. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram hesabı için, Telegram grubumuz için aşağı link bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz.